Maksimum minimum problemleri örnek soru 4. Bu videomuzda maksimum minimum problemlerine bir örnek soru inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. A artı 1'e A eksi 5 noktasının orijine olan uzaklığının en küçük olmasını sağlayan A değeri kaçtır? Koordinat düzleminde bize bir nokta verilmiş. Ve bu noktanın orijine olan uzaklığının en küçük olmasını sağlayan A değeri soruluyor. Bu noktanın koordinat düzleminde tam olarak nerede bulunduğunu anlamamız pek mümkün değil. Çünkü değişkenlere sahip x ve y koordinatı. Varsayalım ki burada bulunsun. A artı 1'e A eksi 5. Bunun orijine olan uzaklığı derken kastettiğimiz şey şudur. Orijin başlangıç noktası sıfıra sıfır noktasıdır. Kastettiğimiz uzaklık bu. Biz bu uzaklığın en küçük olmasını istiyoruz. Öncelikle bu uzaklığın denklemine ihtiyacımız var. Şu uzaklığın denklemi, uzaklık diyelim orası için. Koordinat düzleminde iki nokta arasındaki uzaklık formülüyle bulunur. Karekök içinde x koordinatından x koordinatını çıkartıp karesini alıyoruz. A artı 1 eksi 0'ın karesi artı A eksi 5 eksi 0'ın karesi y'den y'yi çıkartıp karesini alıyoruz. Uzaklığı elde edelim tam olarak. Burada A artı 1'in karesi kalır. Burada da A eksi 5'in karesi. Bunların da karelerini alırsak. A kare 2A artı 1 artı A kare eksi 10A artı 25. Bunları da düzenlersek 2A kare eksi 8A artı 26. Bu iki nokta, bu noktanın orijine olan uzaklığı bu fonksiyon ile ifade edilmekte. Biz bunun en küçük olmasını sağlayan A değerinin peşindeyiz. Bunun köklü haliyle türevini alıp yapacağımız işlemler ile köksüz halinin türevini alıp yapacağımız işlemler aynı sonucu vermektedir. İki durumu da göstereceğim. Normalde bu şekilde uzaklığı yazdıktan sonra köklü bir şeyin en küçük veya en büyük değerini yapan harfli kısmı bulmak istiyorsanız köksüz devam edersiniz. Köksüz devam edebilirsiniz diyelim. 2a kare eksi 8a artı 26'yı en küçük yapan a değeriyle bu ifadeyi en küçük yapan a değeri aynı a değeridir. Köksüz devam edip türevini alırsak 4a eksi 8 eşittir 0'dan a eşittir 2 çıkar ki tek bir a değeri çıktığına göre kesin bu minimum yapandır ama türevin işaret tablosu ile kesinleştirelim. Türevimiz burada. 2'nin sağından 3 seçtik, türeve koyduk. Pozitif. Solundan 0 seçtik, koyduk. Negatif. Azalıyor, artıyor. Evet, minimum yapıyor. A eşittir 2. Bu noktanın orijini olan en kısa uzaklığını sağlayan değerdir. A değeridir. Bize uzaklığın minimum değerini sorsaydı bu a'yı götürüp bu ifadede değil köklü halinde koyardık. Bazıları burada bu kökü atıp da minimum yapanı bulmayı düşünemez ve köklü haliyle devam eder. Hiçbir hata yoktur. Sadece işlemsel olarak kendilerini daha fazla zorlarlar. Bu halden türev alalım. Bu 2a kare eksi 8a artı 26 üzeri 1 bölü 2 üstü demektir. 1 bölü 2 başa geçer. 2a kare eksi 8a artı 26 üzeri eksi 1 bölü 2 olur. Çarpı bir de içerisinin türevi. 4a eksi 8 eşittir 0 deriz. Bu kök
üzeri eksi 1 bölü 2 aşağı dönmesine neden olur. Şuradaki ikili de şu sadeleşir. 2a eksi 4 bölü kök içinde 2a kare eksi 8a artı 26 sonucuna ulaşırız. Burada sıfıra eşitlediğimizde kesirli bir ifadenin sonucunun sıfır çıkması payının sıfır çıkması ile mümkündür. 2a eksi 4'ü sıfır yapan a eşittir. Buradan 2 gelir yine. Yani buradaki sonucun aynısını bulmuş oluruz. Bu nedenle böyle bir uzaklığın en küçük en büyüğünü sorduğu zaman kök içinde uzaklığı ifade edelim. Ama onu en küçük en büyüğü yaparken kökü atıp köksüz hali üzerinden türev alıp en küçük en büyük yapanı bulalım. Sonra en küçük değer en büyük değer sorulduysa bu a'yı götürüp köklü haline geri koyacağız. Ama burada bize sadece a değeri soruluyor. O a değerimiz de 2'dir. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.